Şimdi bir çöken yol var Eyyubiye ilçesinde Şanlıurfa'nın. Bu da trafiğe kapatıldı. Daha doğrusu trafiğe kapatılmak zorunda kaldı. Zaten şuradan tank bile geçemez. Yolların bir şekilde nasıl bir hale geldiğini hep beraber görüyoruz. Çok mu ince asfalt ya da hani böyle mi yaparlar bilmiyorum yeni teknolojiyle bilmem ama. Ya bu selden gibi... dolayı mı oldu yoksa deprem üzerine mi zaten ama oldu? Depremde herhalde buralar çok fazla bilmiyorum ne kadar oldu ama ağırlıklı olarak selden anladığımız kadarıyla. Sağanağın ardından çünkü oluyor. Dereler taşıyor ve bu ilçede Buhara Mahallesi'ndeki bu çift yönlü yolun önemli bir bölümü gördüğünüz üzere çökmüş. Yaklaşık 5 metre derinliğinde çukur oluşmuş. Evet. Vay ben vay hiç vay. Hayatımda bu kadar yani çökmüş bir yol görmedim. Hani güzel böyle... yollar görünmüştü ama demek ki bayağı bir hani hasar aldı. Anladığımız kadarıyla. Çevresinde güvenlik şeridi çekildi. Trafiğe de kapatıldı. Uzun bir süre trafik de herhalde açılmayacak gibi gözüküyor ama baktığın zaman gerçekten hani bir kağıt gibi derler ya. Gerçekten. O şekilde birdenbire çöküvermiş. Yani 5 metre derinliğinde çukur oluşması da hayli şaşırtıcı. Yani bu doğa olayının şiddetini ve insanoğlunun bunun karşısındaki çaresizliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kalite belki sorgulanabilir ama gerek yok şu aşamada. Evet. Vay arkadaş. Büyük geçmiş olsun. Onlar zaten alt maddeler olarak devam ediyor. İnsanoğlu çaresiz değil aslında. Yani bilim öyle bir noktaya geldi ki ya da hani yapıların kalitesi öyle bir noktaya geldi ki insanoğlu çaresiz değil yani. Evet. Hani çaresiziz desek hadi canım derler. Aynen. Çünkü biz bunu yaptık. Yani o teknolojiyi bulan da insanoğlu, çaresiz diyen de insanoğlu. Evet. Aradaki durum ne? Bilmiyorum. Evet. Ya zaten bütün her şey için özellikle depremsel felaketlerinde tek bir noktaya geliniyor ki eğer yapılarınız sağlamsa içinde olmaya korkmayacaksınız. Geçmesini bekleyeceksiniz gibi yani Japonların ya da Japonya'da ya da aynen gerçekten öyle. Bu işi bu şekilde uzun yıllardır süre gelen bir sistemde götürenlerin geldiği nokta bu. Ya fay hattına yapılan yerleri daha sağlıklı yapmak lazım. Ya da dere yatağına hani yol ya da bina yapmamak lazım. E tabii bilinse şuradan fay hattı geçtiği olarak net bir şekilde anlaşılsa yapılmasın tabii. Hani velev ki yaptık ama sağlıklı yap değil mi? Evet.